Merhabalar. Bugün Albion Online oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Bilmeyenler için Albion Online ücretsiz oldu. O yüzden bize de deneme fırsatı geçti. Şu an bu bulanıkmış gibi gözüküyor ama değil bu arada. Şu şekilde kadın karakter açalım. Seviyorum oynamayı çünkü kadın karakter. Bunu geç. Dur tipleri göstereyim baştan ya. Kıyafet kısmına değil de sadece saça bakalım. Çünkü kıyafet kısmı değiştirilebiliyor. Ben denemiştim. Böyle, böyle. Bir de erkek karakterlere bakalım. Herkül mü lan bu? Enteresan. Neyse ben şunu açacağım. Bu muydu? Yok buydu. Next diyelim. Ten rengi değişikliği yapılabiliyor. Açık kalsın yine şöyle. Saç şekli değiştirilebiliyor. 7 tane saç stili varmış toplamda. Saç rengini de değiştirebiliyoruz. Fena değilmiş. Şunu mu yapsam? Böyle yapayım. Alt giysiyi değiştirebiliyoruz bu şekilde. 3 tane var herhalde zaten. Bu daha iyi. Onu da rengini değiştirebiliyoruz. Şöyle tam siyah değil de. Şu iyi ya. Böyle iyi. Next diyelim. Geri kalan da isim veriyoruz zaten. Peki ismi bu gerçekten bunu koymak istiyor musun? Sonradan değişme şansın yok diyor. Eğer karakteri silersen bütün her şeyi kaybedersin diyor. Tamam ne diyeceğiz? Gold ve premium üyelikler varmış. Ben bunlara bakmadım bu arada. Play tutorial tıklanmıyor. Peki o da öyle. Standart karakter. Lighthouse. Enter World diyelim ne yapalım. Pek seveceğimi düşünmüyorum. Çünkü yukarıdan bakarak oynadığımız oyunları çok fazla sevdiğim söylenemez. Yani genelde böyle RPG tiptekileri. Yoksa ne bileyim MOBA tarzı şeyleri severim. İşte Warcraft olsun. League of Legends olsun. Sağ tuşla da bu şekilde gidebiliyorum. Sol tuşla da gidebiliyorum. Sağıyla da tıkladığım zaman böyle işaret çıkıyor. Solda da çıkıyor. Peki. Ne? Ha, şunu diyorsun. Sahilden çıkmanın yolunu bul. Ama önce bir dakika. Şu ayarlardan. Şu kaliteyi yüksek ayarlara şöyle bir düşürebilir miyiz? Evet, güzel oldu. Biraz da şunları kısalım. Şöyle tıklayamıyor muyum ya? Tıklayabiliyormuşum. Bakalım ayarlara ya madem geldik. Az daha büyük. Türkçe yok bu arada. Oyunun Türkiye ile de özel bir bağlantısı yok. Onu da belirtelim. Az önceki kasmayı ben de yedim. Tabii. Ay şunu kapatır mısın pencereyi? Çok güzel bir drop yiyorum. Neden? Fareyle tıkladım. Güzelmiş burası aslında. Güzel yapmışlar. Hoş. Oyunun hem arayüzü
Hem de şu grafiksel stili yani birbiriyle çok uyumlu olmuş. O açıdan beğendim doğrusu. Şimdi tutorial olduğu için herhangi bir tuş denemesi yapmayacağım. O bana gösterir diye düşünüyorum. Şu kasmalar olmasa bir de anlık böyle drop giriyor ya. O olmasa çok daha mutlu olurdum. Her şeyi sol tıkla yapıyoruz herhalde. Bunu böyle mi alacağım? Evet. I'ya bastım. Bunu kafama takıyorum galiba. Aşağı ineceğiz. Sprint. F'ye basınca koşuyorum. Enteresan. Oyunu başka oyunlarla karşılaştırmamak lazım bu arada bunu. Çünkü sonuçta her oyunun, özellikle de MMORPG oyunları, stili farklı yani. Güzel. Bir şeyleri kopartıyoruz. Taş ve ağaç. Anladım. Tam olarak net bir pathfinding yok anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Navigasyon aygıtı kullanmamışlar karakter ilerlemesinde. Tıkladığın yere dümdüz koşmaya çalışıyor bak. Normalde navigasyon kullanılsaydı otomatik olarak bulup buradan böyle gitmesi gerekirdi. Performans amaçlı yapmış olabilirler. Biraz performansı fazla tüketen bir özellik. Blacksmith. Sen misin birader? Kılıç mı veriyorsun? A craft. Ben yapıyorum. Bu arada ben oyunun sitesinde bazı şeyler baktım. Bu craft mevzusu çok önemli. Kendi eşyalarını yapabilmen amacıyla. Hani biraz da şey düşün. Bunu normalde tek başına oynadığın RPG oyunlar çevrim içi oyunlardan daha eğlenceli olur ya. Hani Sacred mesela. Vardır bilen. Tower of bilmem ne vardı. Bunlar iyiydi. Bunlar tek başına da iyilerdi. Kılıcın üstünde bir şey varmış lan. Aa. Kılıca yetenek atıyorum. Peki. Heroic Strike neymiş bu? Heroic Charge isimli bir şey oluyormuş. Saldırdığım zaman ya da onlar bana saldırdığında o zaman kullanılıyormuş. Bu neymiş? Yo, heroik şarjı ben topluyormuşum. Saldırdığım zaman. Ve bu hız arttırma gibi bir şeymiş. Şuna şimdi oyun tek başına oynadığın o detaylı rol yapma oyunları gibi özelliklere sahip ama aynı zamanda çevrimiçi. Bu çok güzel bir birleşme. Bunu ziyan edeceklerini de sanmıyorum. Zaten bu seneye kadar böyle oynanmış bir oyun. Gel bir ağzını kırayım seni. O değil de savaşı eğlenceliymiş haberiniz olsun. Savaş mevzusunu sevdim. Bağlanma sorunu yaşayabilirsiniz bu arada. Onu da bildireyim. Çünkü sanırım oyun ücretsiz olmasında çok fazla kullanıcı beklemiyorlardı. Sunucular biraz şeyli olmuş. B tuşu. Destiny Board. Bakıyorum bir dakika. Evet, bu oyunda sınıf seçimi başta görmediniz, fark ettiyseniz. Buradaki ağaçtan ilerliyoruz. Evet, tıklıyorum, özelliklerine bakıyorum. Bakıyorum özelliklerine.
Bunları kullanabiliyorum mesela. Açılmış çünkü. Trakya'sına bastığım zaman mı açıyorum acaba? Burası turuncu. Buna tıklayabiliyorum. Şunlara tıklayamıyorum. Çünkü bundan istiyor. Galiba. Yok, ondan istemiyormuş vazgeçtim. Ne yaptım şimdi? Bunu mu açtım? Yo, track şey, tamam. Bunları açmak için değilmiş. Pardon, pardon. Otölörün diyeyim. Bunu açmak istiyorum çünkü. Şimdi bir dakika, hemen açıklayacağım anladığım kadarıyla. Düşman öldürdükçe ün topluyoruz. Ün miktarıyla da yetenek ağacındaki bu ağaçtan özellikler açıyoruz. Şimdi track dediğim zaman bunu açmak için ne gerekiyorsa bu tarafa çıkıyor. Auto-learn dediğim için de burası otomatik olarak dolduğu zaman, yeterli puan topladığım zaman bunu açacak direkt. Oğlum şahane değil mi lan? Çok abartısız, bayağı bildiğin şahane bu. İşte böyle kolaylıklar arıyor insan ya oyun oynarken. Bunu böyle içeri doğru atabilir miyim? O burada kalacak sevgili. Peki, kalsın. Haritaya bakıyorum bak. Şuradaki gri soru işareti. Görev henüz tamamlanmadı. Şuradaki işaret ise gitmem gereken yer. Sarı sarı gösteriyor. Oyunun dizaynını beğendim bu arada ben. Devam etmem diyordum ama edebilirim de hiç belli olmaz. Daha oyuncular var. Of drop. Ay maşallah. Bu arada oyun biraz drop. Yo, o da benden kaynaklı. Oyundan değil. Biraz donanımlarımda sıkıntı var. Elimden geldiğince optimizasyon getirmeye çalıştım ama bunu mu alacağım? Alıyorum lan. 3 gümüşe alabiliriz. Aldım. Artık eşeğim var. Eşyalar var diye uyardı. Aldım. Oldu mu? Güzel. Giymeyi unutma dedi. Nasıl olacak bu iş? Buraya mı? Evet. Peki bunu nasıl çağırıyoruz? Hiç fikrim yok. Önemi de yok zaten. Eşek istemiyorum. Oynaması kolay ve basit oyun. Yani çok zorlayacak bir şey yok. Hepsini alabiliyor muyum? Yok, craftlayacağım. Oh. Tamam, ben memleketin taşını toprağını bir kopartayım o zaman. Ne yapayım? Bu arada bu oyun Unity ile yapılmış. Haberiniz yoksa. Hep böyle tatlılıkların Unity'den çıkıyor olması çok güzel bir şey değil mi? Adam ağacı söktü ya. Fazla mal göz çıkarmaz. Şunu bir yap bakayım hemen. Bunu da yap. Bak, pırıl pırıl. Bir dakika, bir oyuncuya tıklayacağım. Bir sal bakayım beni. Oyuncuyu görüyorum. Sağ tıklama var mı? Yok. Oyuncunun ismine tıklayarak oyuncu ile ilgili bilgilere erişebiliyorum. Güzel. Arkadaş ekleme var. Düello var. Ticaret var. Parti var. Raporlama da var. Stats. Güzel. Bilgi toplama mevzusu da var oyuncularla alakalı. Güzel.
Valla şaşırıyorum. İşlerini güzel yapmışlar demek ki. Hakikaten oyunun bütün stili birbiriyle uyuşuyor. Farklı farklı kategorilerde. Öve öve bitiremedim. Ben de bir acayip ama neyse dur bakayım. Ben hiç saate bakmadım ha. Bunu ilk bakışta yazacağım. Şu ışıkları görünce teleport oluyoruz. Tamam, bu mantığı da çektim şimdi. Harita yüklemeleri de hızlı. Tabi arada drop yiyorum, orası ayrı mevzu. O da benden kaynaklı demiştim. Tamam, görevle ilgili şeyleri unuttuğun zaman bilgi toplayabiliyorsun bu şekilde. Adam eşeğine binip de geldi. Onu ben keseceğim, kaybol. Ha, eşeğe A tuşuyla biniyormuşuz ya, şimdi fark ettim. Evet, oyun dövüncüleri başladı hemen. Bir de premium almış. Hem premium almış hem oyuna sığıp duruyor. Muhtemelen sebebi de şey, oyun paralıyken oynamış. Ücretsiz olduğu için ağlıyor. Ne kadar enteresan değil mi? Böyle adamlarla oyun oynamak da acı verici. Oyun güzel ya bence. Şimdi adam bir şey dedi diye demiyorum da, yani bana göre beni hiç sarmayacak bir tür ama açıkçası eğlendim. Bak, Türk var mı diye soruyor adam. Oyun Türkçe değil. Türkiye sunucusu falan da yok. Tek sunucu. Yani bana sunucu seçtirmedi. O yüzden tek sunucu diyorum. Varsa bilmiyorum. Ama Türkiye rastlarsanız kesin rastlarsınız ya. Çünkü bu oyunu bilen Türk sayısı çok fazla. Şimdi ücretsiz olduğu için de girenler olacak. Bir de yayıncı hype mevcut. Yayıncılardan ötürü de. Bu arada ben tecrübe falan alıyorum ya. Ben bunları kesiyorum akşama kadar mı? Neyse, bunu da kesin böyle gideyim. Menü de şuraları açamıyorum şu an. Role Characters Inventory. Aa, bak bu olmadı. Bir dakika lan. Şu research şey hangilerine yapıldığını gösteriyor. Peki. Ama şu yeşil yazan ne? Onu anlamış değilim. Durability 100 ise gri o zaman. Bakıyorum. 100 ise gri. 100'ün altına düşmüşse yeşil oluyor. Tamam. Dayanıklılık şeyleri var. Şu üsttekilere basamıyorum. Ben bir geri döneyim. Oh, en sevdiğim. Böyle site açıp bu tip oyunlarda para satanlar. Böyle chat rain alıyorlar. Kabal 2'de de aynısı olmuştu. Bir de özel mesaj atanlar falan. Bir de aynı anda bunun gibi böyle kendi sitesinden parayla oyundaki para birimini satanlar. Bir anda çoğalıyor ya. 15-20 tane kişi aynı anda sana özel mesaj atıyor. 100'ün üzerinde kullanıcı bloklamıştım ben 15 dakika içinde, Kabal 2'deyken. Bir de mail sistemi de vardı, mail dağıtıyorlardı. Mailden de aynı şekilde 100'ün üstünde kullanıcı kapatmak zorunda kaldım. Merhaba. Adam 10 tane çıkardı lan.
Ben nereye gideceğim? Going to mountains diyor. Bir dakika. Dur bir gideyim dur. Mountains. Şu aşağıdaki sarı şey ne lan? Onu... Sanırım bu tarafta yol var demek o. Burada taş var. Ben mesela buradan çıkamam. O zaman şöyle sol yapalım. Bir sahile çıkalım. Su yok tabii ki oyunda. Suya girme yok. Şunun içinden geçersen çok tatlı olur. Vallahi geçti lan. E bunlar düşman. Bak bunların tilkilerden daha güçsüz olmaları enteresan değil mi? Merhaba. Şu ne? Can doldurmak içinmiş bu. Peki. Adam rahat diye gitti ya. Şimdi bu bana dağlara git dedi. Ben yanlış yere mi gittim lan? Bir harita açalım dur bak. Şu muyum ben? Mountain Fort var. Buraya gideceğim. Gitmişken şunu toplayayım. 50 mi? 50'sini birden vereceğim mi bana? Onlar veriyor. Tamam dur bu kadar yeter. Zaten çok var. E ben direkt dağların oraya geçeceksem burası niye var ki? Yalnız çok güzel lan. Vallahi ben böyle bir şey beklemiyordum ha. Oyun ücretsiz olmadan önce övenler falan vardı da o kadar ciddiye almamıştım. Kasıyor sanki lan. Harbi adamların öldüğü kadar varmış. Merhaba. Bak, spell kastlayan birisinin de yapmaya çalıştığı altta gözüküyor. Azıcık şöyle gelsene. Az böyle gel. Bak altta gözüküyor. Ama bu kalkan açtığı için ölmedi tabii ki. Az önceki açtığı mesela kalkandı. Arkadakine. Bu vuruyor. Bunu öldür. Parayı toplayayım da öldürsen falan. Çok toplayamadım. Savaştayken parayı toplayamıyor sanırım. Kalkan açtığı zaman vuramıyor bu. O da güzel. Sen çok kuruyorsun. Önce seni öldüreceğim. Hayır 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 onu yemek istemiyorum. Oh diye öldü ya. Yazık lan. Can dolduruyorum. Güzel. Güzel. Ya burası sanki boss mekanıymış gibi de bir hissi var. Çok güzel değil mi? Şunun bir ağzını kırayım ben. Olamaz. Çete dostlar işgal etti. Learning Point Richard. Bir dakika şurada bir dursana.
Şöyle bir tıklanabilir şeyler var mı diye bakacağım. Çünkü toplamamı istediği bir şeyler var. Mountain Fort. İşte oraya nasıl geçeceğim? Burada bir yerde geçit olmalı. Bu adamlar buraya canları sıkıldığı için gelmemişlerdir. Buradan yol yok. Oğlum beni bırak. Burada da yol yok. O zaman buradan çıkılmıyor herhalde. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Oha, 3 tane attılar. Ben o dağların oraya nasıl geçeceğim lan? Hayır, takılma. Donma, donma. Kolay gelsin. Ben yeni işçiyim. Yeni işçiyim lan. Neyine inanmadın? Nasıl vuruyor bak, köpeğe bak. Az önce kalabalıklardı ama sen teksin. Alırım aklını. Hadi bak. Yok, ben ne yapacağımı anlamadım ya. Ben şöyle bir gideyim. Go into the mountains. Sanırım buradan gidilmiyordu. Benim biraz daha dikkatli bakıp okumam lazım. Eşeğe bırak şimdi ya, boş ver. Oyun beklediğimden daha iyi ya. Onu kaçıncı söyleyişim bilmiyorum. Ama beklediğimden daha iyi. Ben daha sığ bir şey bekliyordum ama eğlenceliyim işte aynı zamanda. Şuraya bir geri dönsene bak. Boş boş. Tık 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 tık. Ben bir şehre döneyim. Ya oğlum buradaymış geçiş. Ya niye kendim bu kadar kastım yalandan yere? Şimdi yeteneklerle nereden bakmıştım? Buradan. B tuşu muydu? Evet. Bunu öğrenebiliyorum. Şu değilmiş, vazgeçtim. Öğrenemiyormuşum. E learn diyorsun. Ayıp. Senin bu yaptığın şu an ayıp yani. Tamam, bunu açmak için yine fame kasmaya devam. Ben şuradan bir yukarı doğru çıkayım. Buradan gidiyormuşuz ya. Tahmin etmiştim zaten, o yüzden döndüm şehre. Kasabaya. Köye. Hangisi zaten? Çiber. Şu. Sarı. Ton fiber. Topla bunu, bitireceğim, topla. Ore dediğin ne, bu mu? Copper ore. Topla. Oh mis. Topla topla. Fazla mal göz çıkarmaz. Sonra craftlarken lazım olur. Ama envanteri şişiriyor. Olsun. Olsun be. Kaç tane koton fiber var? 9. Şunu da alacağım. Aa, bu hemen geldi ya. Yo, bir dakika. Bu yok değil mi şu an? Aa, var. Eksik gelmiş o zaman. Evet, bak zamanla geliyor. 15 oldu. Bir tane daha alayım. Öbürüyle eşit olsun. Güzel. Şimdi döneceğiz. Geri döneceğiz. Koş koş koş. Oyun keyfini bozacak bir şey yok ya. Yani bu oyunun kendi keyfini kaçırabileceği bir durum yok. Hızlı hızlı geçiyor ya mesela seviyeler arasında. Ay, yemek yapmayı öğreneceğim.
Oley. Tutorial kısmı güzelmiş bu arada. Hayır, yemek yapmayacakmış. Tüh, ben de sevmiştim yemek yapacağım. Yazıklar olsun. Adamın sırtı ağrıyormuş lan. Aa, tam 36 tane mi var bende? Bu nasıl bir şanstır lan? Bak, bir ham maddeler var. Bir de ham maddelerin bir üstü var. Güzel dizayn etmişler. Güzel dizayn etmişler. Ne vardı böyle dizaynı iyi oyunlar görseydik? Her MMORPG gören bir anda çıldırıyor. Aa, iyi para var abi bu işte falan. Saçma sapan birbirle aynı şeyleri yapıp duruyorlar. She floats again. The tides have turned. Show them hell. Bak, still heretic bilmem neyi. Learning points are displayed bilmem nerede bilmem nerede. Ya bende vardı zaten onu. Bir tane vardı şundan. Bak şimdi açıyor Allah'ım. Neden lan? Tamam dur. Sanırım burada şöyle bir durum var. Ya puanlarla yapıyorsun ya da fame ile yapıyorsun. Ben yapmayacağım. Fame'in birikmesini bekleyeceğim. Tabi bu videoya yetişmez o. O kadar düşman kesemem. Vindictus'taki gibi olabilir ya. Mesela Vindictus'ta da düşman öldürerek kasıyorsun. Yani mesela yanlış bir yeteneğe mi puan verdin? Git devam et zindanları tamamlamaya. Puan toplamaya devam et. Sonra düzeltirsin. Sonsuza kadar bu şekilde kasma şansı mevcut mesela orada. Demek ki bunda da öyle. Yanlış mı verdin? İşte düşman öldürüp devam et. Hani oyunun level sınırına bile yetişmiş olsan yanlış ve boşta kalan yeteneklerini savaşarak doldurabiliyorsun. Çok iyi. Eğer öyle bir mevzu varsa. Bu arada inşallah videoya bu şekilde kasarak yansımıyordur. Eğer öyleyse bir miktar kodlayıcı üzerinde ayar yaparım. Çok etkisi olmaz ama. Yok, toplama başar. Oyunun ayarlarından da kısma yapabilirim. Zaten çok fark edeceğini sanmıyorum. Video mevzusu olmasa Ultra'da oynarım da. Şimdi yükseğe düşürmek zorundayım. Çünkü video çekerken hakikaten bir sıkıntı olmaya başladı. Çaldım. Train'e kombatı açmamı istiyorsun. Zorunlu olarak açacağım, evet. Açtım şu an. Günde bir kere kullanabiliyormuşuz bunları. 6'mda bir şey var mı? Peki şey yok mu? Dönüş yeteneği gibi bir şey. Bu kadar yolu koşacağım şimdi gene. Anladım. Eğer binek hızlı gidiyorsa da binek kullanmak istemiyorum. Hani varsa öyle düşünen binek kullan falan diye, ben kişisel olarak kullanmak istemiyorum bineği. Pek sevmem binek mevzusunu. Böyle koşmak daha iyi. Depar atmak için de bir yeteneğin olması güzel ha. Baksana nasıl koşuyor manyak. Aslında full onu yükseltmek lazım, varsa öyle bir mevzu. Süresini özellikle. Journeyman Adventurer. 9000 istiyormuş bu. Bak, madencilik şeyleri içinde 240'a yetişmesi gerekiyormuş. Nereye gideceğim ben şimdi? Bu ses neydi lan?
Şuna mı dönmemi istiyorsun? Evet, altında çizgi var çünkü. Geldim. Aynen o dediğinde. Go to various forge. Ya craftlayabildiğin şeyler varsa onları yap diyor. 32 tane istiyor bundan. Bu değilmiş ki lan, şuymuş. Oo. Bunlar ne güzel şeyler. Dur bakayım. Bunu yap bakayım bir. Sayacak mı görevde? Şimdi buraya gideceğim. Ay yapmayacakmışım ki ya. Sadece görecekmişim. Bak istersen büyücü de olabiliyorsun. Fark ettin mi sınıf seçim mantığını? Sınıf mantığını. Özgürsün. İstersen craftlayabilirsin, istersen de market üzerinden alabilirsin. Market de muhtemelen oyuncularla alakalı kısımdı. Şimdi bana diyorsun ki T2 set. T2 yap bakayım şuraya. Yazmıyor. Ha, T2 dediğin şu lan. Tier 2 Bolt. Novay Scholar. Bekle, eşya şekli Helmet diyor. Bekle bir dakika. Armor var, boots var. Armor'a bas bakayım buradan. Peki ben bunları yapabiliyor muyum? Bas bakayım şuraya. Neredesin dayı? Basamıyorum. Tome of Spells. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapayım. Ben mesela büyücü olarak takılmak istiyorum. Onu ne yapacağız? Aa, kalkan yerine kitap. Aa. Destiny Board'da bunlar açıldı. Aa, ben 1315 olmuş muyum? Yok, olmadım ki. Ama bu açıldı. Ready for the wild. Helmet diyorsun, armor diyorsun. Peki bu helmet ile armor'u nereden yapıyoruz oğlum? Onu bir desene bana. Bunlardan mı yapıyoruz? Sen misin lan? Yo, bunlar değil. Sen misin dayı? Hayır, sen eritiyorsun. O zaman alacağız. Başka şansımız yok. Hadi bak. Şimdi tier 2 bot. Şu bot mesela, soldier değil de skolardan alalım. Skolardan sandal. Bunu al bakayım. Aldım bunu, bak saydı. Güzel. Güzel. Şimdi öbürü neydi? Bot. Bot yok burada. Tier 2'ye gel. Ha şuradan, pardon, buradan. Boots'u aldık. Şimdi armor. Armor. Novice Soldier var. Ha, Scholar. Ben büyücüye gideceğim bu arada. O yüzden bunları alıyorum. Bunu al. Yes. Bir de Helmet'a ihtiyacım var benim. Scholar Skull. Uf, bu ne havalı. Maske gibi. Para gitsin, sıkıntı değil. Bir de two-handed weapon demiş. Weapon. Offhand. Offhand'e gelelim bir dakika. Novice Tome of Spells.
Sanırım offhand'im var. Şimdi bir normal silaha ihtiyacım var benim. Birinci silaha. O da sen oluyorsun sanırım birader. Hepsini al. Bitirdim, evet. Şimdi yeni botu giy, yeni şeyi giy. Ha, zırhımın özelliği var bak. Frost Shield. Fiziksel ve büyü savunmamı 65 puan artırıyormuş 8 saniyeliğine. Yavaşlatma mevzusu var bir de. Peki bunu ben mi kullanıyorum? Bunu ben kullanıyorum. R tuşunda. Bir de can basma var. Ya canımı arttıracağım ya savaşta kullanacağım. Ama sonradan değişme şansım olduğu için şimdilik bunu yapalım. Maskemi tak. Yeni kılıcımı tak. Evet, burada çok cool gözüküyor. Buradayken kahverengi renkli çirkin bir şey oldu. Olduğu kadar. Oha, 100 tane learning point mi veriyorsun bana? Vay anasını. Find heretic bilmem ne. Heretic Fort in the Mountains. Heretic. Şu arkadaşları biz satarız sonra ya. Şimdi boşver. Şöyle en bas kaza. Oğlum güzelmiş lan aslında. Ama dikkatli öğrenmek lazım. Sonra kayboluyor. Ben de çok yetenekliyimdir kaybolma mevzusunda çünkü. Şimdi bir sağda var, bir solda var. Ben soldakine gideceğim. O çocuk sağ tarafa gitsin. Abi sürü yetenek açılmış. Q, bir dakika. Q senden mi geliyor Q? Heroic Strike. Deep Cuts. Bu da sonradan açılacak muhtemelen. Şimdi bunu zaten biliyorum. Bu ne yapıyor? Spell castlayan birisinin ağzını burnunu kırıyorsun. Spell castlama yok. Might Blow bilmiyorum. Kullanarak öğreniriz. Bu bana savunma sağlıyor. Alan hasar gibi bir şey sanırım. Düşmanı yere düşürüyor. Bu da koşuyordu zaten. Tamam, test edeceğiz. Go. Kırabiliyor muyum? Yok, o kadar da değil. Girişi nerede? Şurada bir çocuk var. Buradan giriyor. Muhtemelen ben de buradan gireceğim. Bak, o da onu kullandı. Ama aynı zamanda okçu. Çocuk hem okçu hem büyücü. Anladım. Birisi eşya düşürdüğü zaman sanırım süresi varmış. Oo. Tamam, ağzım burnumu kırdılar. Çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım. Hop, dondu. Tamam, düzeldi. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bunu iyileşmeye veriyormuşuz. Şu an bak iyileşemiyorum, doğru. Ama o kalkan da iyiydi lan. Kalkana çevir bunu, tamam. Çevir çevir, kalkana çevir. Vurmasana lan çocuğa. Ne vuruyorsun? Bu paralar benim mi? Şu. Değil bu. Bu da benim değil. Bu kimin oğlum? Bu da benim değil. Ay, 2 saniyesi var. Bunu alacağım. Oley. Birinin parasına çöktüm. Dur, bunlar çok vuruyor. Şunlara gireceğim. Kalkana şimdi. Hangisi büyücülerin şey iptal ediyordu ya? Bu. W'ymuş. Oh. Ama aynı zamanda hasar da vuruyorum. Peki. Ne oldu lan, az önce erkektiniz? He? Düşün lan.
Şu büyücülerin büyüsünü engelleme mevzusunu yapamıyorum. Dur kalkan aç, öleceğim yoksa. Abi çocuk ölmüyor. Şimdi kaç. Şimdi kaç. Öldüm. Neden lan? Neden? Aa, bulunduğum yerde canlanıyorum. Oley. İşte bunu sevdim. İşte bunu sevdim. Paramı alabilir miyim? Ama ağzını kırdım şimdi senin. Ona birisi can basıyor. Sen mi yapıyorsun onu? Bana bir de artistlik yapma. Kırarım kafanı. Ya şu W'yu test etme şansım bir türlü olmadı be. Büyü atın lan. Mesaj geliyor. Onu bakalım. Evet, kurtuldum. Bana bir büyü atsana lan. Büyü at, büyü. Evet. Test etme şansım oldu şu an. Büyü attığım zaman halledebiliyoruz. Benim ne kadar param var? 168. Oh mis. Create filter cause. Ben fazla kesmişim zaten. Ben gidiyorum ya. Aa. Oo, o ne? Vurmayın lan. O neydi lan öyle? Aa, çevredekiler şey yapmasa onu keserdim. Çocuğun ağzını burnunu kırıyorlar bu arada. Vurmasana oğlum çocuğa. Başı dönüyor, başı dönüyor, onu vurma ona. Şerefsiz. Ben o şeyi keseceğim. Savaşmayayım, bir durayım bakayım. Canım da olsun, ona gireceğim. Merhaba birader. Nerede? Burada. Hazırım. Giriyorum. Ne, hiçbir şey yokmuş ki bunda. Neydi bu peki? Patates. E ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Oyun oynamak yerine oyunun chat bölümünde, yani çok enteresan muhabbetler çeviriyorlar. Hani herkes gene para birimi uzmanı falan kesilmiş. Oyunu küçümseme, işte hep paralı değildi, hep ücretsiz olmalıydı falan. Hani sen karar veriyorsun değil mi birader? Oyuncu olarak oyunun fiyatına sen karar veriyorsun. Ne güzel. Merhaba. Aa, gemi geldi. Lan beni götür. Galiba beni götürecek hakikaten. Duydu galiba. Vallahi gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Hadi oğlum. Koş lan koş. Albion is waiting. New Shore. Where to, landlubber? Bay Journey mi? Tıklayacak mıydık lan acaba? Haydi bakalım. E ne oldu şimdi? Burası nereye gidiyor? Donma, donma, tı. Tam başka yere gidiyor. Güzel. Bu arada tutorial'i bitirdim sanırım ben. Welcome to Albion. Güzel.
Bir de şu don masa. Days of Premium. Oo güzel. Kimle konuşuyorum? Ha dışarıdaymış, pardon, ben yanlış yerdeymişim. Şu dayıda bir şey var, şuna bir basacağım ben. Bir dakika, haritada gözüküyor. Başka yerlere gidebiliyorum buralardan. Ama ücrete bak, oha. 14.000 lan. Bende 216 var. Karakteri satsam o kadar etmez lan. Ay maşallah. Ay maşallah. Oyuncu sayısına bak. Albion Store. Premium status. Gold Market. Arkadaşlar. Sıralama. Guild. Bu zaten envanter. Mail ve aktiviteler. E güzel. Pırıl pırıl. Ben şöyle sakin bir yere geçebilir miyim? Burayı rain aldılar. Çok fena kasıyor. Evet, Albion'un tutoriali böyleydi. Tutorialde çok fazla şey öğrendim diyebilirim. Bence başarılı. Ama oynamaya devam edeceğimi düşünmüyorum. Hiç de belli olmaz. Bunu ilk bakış diye atarız. Oyun güzel. Boyutu zaten 1,5-2 GB bir şey. Yani düşük sistemlerde bile gayet iyi çalışabilir. Bakma, ben şimdi video çekimiyle alakalı bazı sorunlarım var. O yüzden bu kadar kasıyor. Yoksa hiç kasmadan pırıl pırıl Ultra'da oynarım. Peki. Bu kadarlıktı. Bayağı uzun sürmüştür. 1 saat falan belki. Ama eğlendim diyebilirim. Bence bir şans verin. Oyun güzel çünkü. Türk'te muhakkak bulursunuz. Bulamama gibi bir şansınız yok. Yayıncılar da çünkü hype'lıyorlar. Oradan da gelen Türklerin sayısını düşünürsek. Hani... Biraz Türk oyuncularla oynama takıntısı olanlar var. Onlar için diyorum tabi. İnatla da Türklerle oynarım demeyenler için de kesinlikle denemelerini tavsiye ederim. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.